edersiniz. Alacağınız hediyelik eşyalar onların yaptığı resimlerin maklar, kupalar üzerine, anahtarlıklar üzerine uygulamasıdır. Ne bileyim işte hani ajandalarıydı, oydu buydu. Bu onların sanatlarını pazarlama şekli değildir aslında. Kültürlerini sunma şeklidir. Kıbrıs'ta biz bunların hiçbiri yok ve biz 2013-2014 yılına girdik. Yani artık yeni çağ bitiyor bile neredeyse. Ve hala bunun farkındalığı da yok. Bu tabii ki nasıl ortaya çıkabilir bence? Eğitimle ortaya çıkabilir. Sanatın önemini ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde gerçekten anlatımıyla, dillendirilmesiyle ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Nasıl toplumun bir parçası olduğunu, aslında toplumun bir aynası olduğunu anlatılmasıyla ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir parantez içerisinde geçenlerde bir aileyle sohbet ediyoruz böyle. İşte sanıyorum ilkokul 2. sınıfa mı giden bir yok. İlkokul 4. sınıfına giden bir çocuk. Annesine ben gerçek üstücü resim yapacağım demiş. Nedir demiş annesi işte gerçek üstücü. İşte demiş tarif etmiş kendisine göre. Ben demiş okulda demiş söylediler öğretmen demiş bize bir şeyler anlattı. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben böyle bir resim yapacağım demiş. İşte bunun daha çok olması Şimdi lazım. koleje yani gerçekten Yakında Üniversitesi'nin bu kolejinde eğer bunu öğrenciler tabii ki yani o düzey için ne kadar öğrenci bunu anladığı, kavradığı ya da ne kadar ağırdır, hafiftir onu ben tartışamam pedagojik olarak ama Kesinlikle. sonuçta çocuğun aklında bir soru işareti bırakabilmişse bu öğretmen, oradaki resim öğretmeni ben onu kutlarım. O çocukların Kesinlikle. işte bu çocuklardır kafasında küçük soru işaretleri kalan çocuklar daha büyük olasılıkla ileride politikacı da olsalar ya da yaşamın Mühendis, başka doktor hangi alanda? ne olsa olsalar mutlaka o hümanist tarafları ön plana çıkacaktır bir Kesinlikle. yerlerde.